Bana ateş yani, edebilirsin. Sıkıntı yok. Abi. Ben dedi savcıyım dedi. Amına koyayım dedim. Ben de cumhurbaşkanıyım dedim yani. Abi dedim ne bileyim ben savcı oldum. Ağzıma sıçayım. Ben konuşuyorum. Sorumluluğu ben alıyorum. Namlısız olsun abisi. Ama benim işim şov abi. O yüzden o kupaları üst üste koydum. Bak bunu da yayınlamazsan böylesin. Beni de dövebilir yani. Ama biz dayak da çok yedik. Bak sigarayı dayak da anlatacak. Abi buna bir tane koydum. Yemin ediyorum çavuş ayakta uyudu amına. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey Buddy'nin 3. bölümünde Rize'den 3 kişi geldi. Tuna Angüler, Kadir Hoca ve Emrah Özdemir bugün bizlerle. Çok fazla güleceğimizi evet. Ben şimdiden eminim. Öncelikle hepinize hoş geldin demek istiyorum abi. Kankacığım, hiç hoş bulduk. Beni hoş kırmadınız bulduk. Gerçekten geldiniz. Eyvallah. Eyvallah kanka. Eyvallah. Her zaman. Evet. Yani tamam. Şimdi burada işin de geleceğini konuşayım moruk, tamam mı? Ben böyle kıvırarak konuşmayı sevmem. Yani Tuna Angüler olmasa ya buraya da çok zor gelirdim yani. Abi, İşin abi, doğrusu. Ama şimdi bak, hayır yani değil. Başla da ateş etme. Bak şimdi kanka hayır ateş etme değil. Abi dur dakika bir. Şimdi bir ben seni yeni tanıdım. Tabii ki de biz tanışmıyoruz. Şimdi hiç tanıdım. Bak geçen mesela ben bir yerde çektim aynı böyle bir stüdyoda. Evet. Adama dedim ha bana 700 lira atacaksın dedim ya. Abi. Hani yanlış anlama. Abi, senden de bir talebim yok. Sonuçta ben arabayla geliyorum, masraf ediyorum. Ben aynısını. Ama Tuna Angüler bana deseydi ki Edirne'ye gel gitmeyen orası çocuğudur yani ben giderdim. Yok, ama arkadaşlar abi. Bak söz verdi, İzmit'te dağda kamp yapacağız. Bir kamp videosu yapacağız. Yapmayan... Göttür abi. Aynen. Biraz senden ilerliyor. Aynen. Arada bir kaptırmak iyidir. Evet, devam et abi. Peki Tuna Hanım sen Kadir abi hakkında neler düşünüyorsun? Sen Kadir abi hakkında ben de şu olumlu şeyler düşünüyorum. Oğlum. Bana ateş yani, edebilirsin, sıkıntı yok. Yok abi, ya, bir kere hemşerifsin oradan bizi zaten beni aradı tamam mı kanka? Evet. Bir gün. Mesaj falan böyle yorum morum bırakmış falan. Kadir abi ben de takip ediyordum zaten hani böyle gır gır şamata falan eğlenceli oluyor. Bir gün konuştuk işte böyle kardeşim numaranı bir yolla bana vesaire falan. Öyle o gün apar topar böyle dedim abi gel müsaitim. Pazar günüydü. Ali ile beraberdik bizim Kopuz'da. Dedim abi gel bir şey yapalım bir çekelim bir video. Hem hemşerim abim yani yaşı da benden büyük. Dedim abi gel böyle goy goy dönsün gır gır muhabbet şamata. Güzel oldu. Orada tanıştık işte. Aynen. O gün bugündür beraber konuşuruz, laflarız. Evet, bu arada hayatında bu ara bayağı şeyler değişti. Evet, evet. Maşallah, şey Mr. Olympia oldun. Çok şey değişiyor. Yani inanılmaz Olimpiyadan bir şey. Olimpiyadan daha önemli şeyler var. Onlar da çok güzel böyle değişiyor. Bekleriz bakalım. Vallahi kanka, şey ya, rüya gibi. İnan bak bunları, şaka yapmıyorum. Böyle bazen arabada falan kafamı koyardım böyle arkaya, kapatırdım gözlerimi falan, hayal ederdim. Şu anda o noktadayım yani. Gerçekten değil mi? Evet. Bir harika bir şey ya. İnsanın yani, başarılı olması evet. Çok güzel. Şimdi ben bu araya girebilir miyim? Tabii ki de abi. Şimdi bak, Tuna Angüler kardeşimizin hakikaten başarısı öyle bedava bir başarı değil. Ben aslında içten içe kıskanıyorum onu. Neden? Yani şu anda kaç yaşındaydın Moruk? 25 abi. 25 yaşında bir insan tamam mı? Mr. Olympia'ya gidiyor. Yani eskiden beri mesela biz gençliğimizde Mr. Olympia denildiği zaman oradaki insanları seyretmek bile o zaman dergiler var tabii. Video da yok amına koyayım. Öyle bir durum var. Bize böyle bir motivasyon kaynağı olurdu antrenmanlarda. O zaman dergiler vardı. Dergilerde amino asitler satılırdı tamam mı? Reklamı yapılırdı. Ben ilk mesela iki kutu Universal'ın amino asitini aldım. 300 mark. Yani bu zamanın 6-7 bin lirası yani. Zannederdik ki o zaman bunları içersek bunlar gibi olacağız. Anam ağlardan ağırlık kaldırmaktan yemin ediyorum. Yani çok gurur verici bir olay. Yani bir yarın bir gün benim yaşıma geldiği zaman inşallah gelir. Yani hakikaten hayatında çok güzel bir esinti olacak bu ya. Evet. Ha gider orada başarılı olur olamaz ama bence gitmesi bile bir başarıdır. Şu an çıtayı bir yükseltti abi. Şu an çıtanın öbür tarafına geçti. Bundan sonra yani bundan sonra da mutlu bize kanka. Şimdi geriden gelenlere böyle bir faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Şimdi bizim ülkemizde ne var? Hep böyle ben bizim insanımız sever böyle bencil yaklaşımları falan. Ben tam aksine. Ben yani çocukluğumdan beri takım sporlarının içinde büyüdüğüm için eski futbolcuyum vesaire falan. Kaybetmeyi bilen bir adam. Yani kaybede kazanmayı öğreniyorsun. Yani sevdiklerimle böyle birlik beraberlik içerisinde böyle yükselmeyi seven bir adamım ben. Şimdi burada abi beraber yükseleceğiz. Ben mesela benim bütün dostlarım benle beraber ben yükselirken benimle beraber yükselecek.
Hani gençlere bir faydamız dokunabiliyorsa ne mutlu bize. Dokunacağız, onlara da dokunacağız. Yani bunun yapılabilecek bir şey olduğunu bilsinler. Ben oraya hasta hasta gittim. Aynen. Emrah abi bütün sürece şahit. Biz Sportiel'de beraber onunla ilk tanıştığımız günden beridir. Sürekli beraberiz. Yani bana Dubai'ye ben gitmeden evvel artık oğlum yeter. Yani gelelim bir serum taktıralım sana. Ben Bulgar tarafına gittim. Orada bayağı bir Balkan soğuğu yedik abi biz. Benim ciğerler falan doldu. Bir de mental anlamda çok böyle kötü bir yarış oldu benim için. O dönemde böyle yeni bir koçla falan çalışmaya başlamıştık Stefan'la. Onun sistemi benim vücudumda hiç tutmadı. Ve o podyum arkasında baktım aynaya dedim sen böyle görünmemelisin oğlum dedim yani. Bir şeyler eksik. O kortizolden bilmem neyden darmadağın oldum. İstediğim sonucu alamadım bilmem ne. Hastalandık döndük. Bayağı bir kötü gittik oraya. Hastalıklı bir modda gittik. Adam artık oğlum yeter hani uçuşum var. Bir serum taktıralım sana dedi. Serumu da şeyden taktırmıyorum. Zaten formu bozuk toparlamaya çalışıyoruz. Gitmesem mi acaba falan diyor zaten. Gitmesem mi acaba gitmesem diyorum. Gitmesem mi acaba? Ya ne diyorsun çok sonraki yarışmaya gitsem. Nefes alamıyorum. Poz veriyoruz. Evet. Form tamam iyiye gidiyor eyvallah ama bir şekilde taşıyoruz da. Poz veriyoruz. Nefes alamıyorum abi. Öksür öksür. Şey derdindeyim. İnşallah podyumda öksürmem. Evet. Kötü bir görüntü. Hani oraya hasta o çok enerjiyle gitmek çok istemem. Doğru. Ama... Bu adam bak şahit sürece geldi bir serum taktık bilmem ne. Sen de bugün mesela hani bir salgın modu var ya. Hani buralardan buralara gelmek. 10 gün önce 15 gün önce çok farklı bir noktadayken negatif anlamda mental anlamda. Bir tane bu son videomdan bir önceki videoda orada zaten bilmiyorum izlemişseniz. Orada zaten bahsediyorum artık bitse de gitsek modundayız falan diye. Şimdi onları görüyorum bazen böyle edit falan yapıyorlar paylaşıyorlar. Duygulanıyorum acayip duygulanıyorum. Yani bunun yapılabilir bir şey olduğunu bilsinler. Pes etmemek lazım. Maşallah ya. Pes Allah yardım etti. Çok büyük. Ya o gün bir ilahi bir müdahale vardı yani bize. Allah yürü ya kulum dedi. Biz de yürüdük. Evet. Yani bu olmayacak bir şey değil abi. Enerjiyi kaybetmeyeceksin orada. Bizim Türk insanının böyle genel problemi. Çok gereksiz geriyorlar kendilerini. Bizim kendi sektörümüzden bahsediyorum. Yani böyle yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Böyle bir rahat böyle bir bırakmıyorlar kendilerini abi. Koltuğa yaslandın. Yaslan abi rahat ya. Allah seninle beraber yürüyeceksin gideceksin. Maşallah çok büyük bir başarı ya Kadir abi değil mi? Aynen. Çok büyük bir başarı ya. Kesinlikle. Yani gurur verici. Bizi ben hala idrak edemedim kanka. Evet. Vallahi. Çünkü halletmem gereken farklı mevzular vardı. Evet. Biraz gönül işlerim falan vardı. O yüzden bugün daha yeni kendime geliyorum. Neyse şükürler olsun ki bayrağımızı çok taşıdı. Şükür. Oralarda kesinlikle dalgalandırdı. Gerçekten en biz büyük de bu noktada. Mutluluğum da o. Biz de bu noktada. Yani. Seninle birlikte biz de gururlandık ya. Yani. Hepimize gururlandık. Ne mutlu bana kanka, ne mutlu vallahi. Öyle. Aynen. Emre abi de bu arada bir spor salonunda yönetici. Sportiyal mıydı? Sportiyal. Evet, Sportiyal'da yönetici. Ya, işinde inanılmaz başarı. Zaten Tunağan'ın bu sürecinde Tunağan'a da çok fazla destek olmuş. Biz sürekli onunla istişare halindeydik Emre abiyle sağ olsun. Yani yarışa birlikte mi gittiniz abi? Her günümüz. Yok. Yarışa gitmedi. Gelemedi, pasaportunu yetiştiremedik abi. Hmm. Pasaport. Yeni bir pasaport çıkarttı. Gerçekten çok zor bir iş ya. Baksana onu ayarlıyorsun. Tabii. Formu ya kanka, tutsan yarış ya, var. Yarışı tuttun, hastalık geçti, pasaport, gitmek, gelmek. Şimdi gene vize muhabbetlerine uğraşıyoruz. Evet. Yani bir şekilde araya birilerini sokuşturmamız gerekiyor yani mecbursun. Oradan davetimizi aldık vesaire, sözleşmemizi imzaladık. Aslında Olimpiya'ya gidiyoruz. Davetiyi de aldın da şimdi buna Amerika'da... Kadir abinin bu işi çözmesi lazım. Tayyip Erdoğan'a bir telefon açması lazım. Bak geçen videoda dedin ya, gerekirse uçak kalkması lazım. Sen o işi çözersin abi, yap işte. Ya onu çözeceğiz tabii ya. Yapacaksın Kadir abi, işte abi abinin yapacaksın. Lazım abi yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? Senin oraya gidememen bu devletin ayıbıdır ya. Bence de öyle. Ben oraya eğer gidemezsem, ben değil sadece, Rukiye abla da gelecek. Furkan da işte, o da sanırım puanla geliyor. Bizim gitmemiz lazım oraya. Yani bundan en son 20 küsür sene önce 22 diye yani, 27 diye yani net tarihini yani sizin gidememeniz 3 tane Türk bir anda gidiyor yani. Abi siz şimdiden o mevzu girişimlere yapmanız lazım veya yaparız. Yapıyoruz abi ufaktan. Yani Gençlik Spor Bakanlığı'nın Türkiye'de spor adına mesela konuşan insanların bunlar oraya gidemezse var ya vize olayından dolayı. Yemin ediyorum. Vallahi ortalığı Türkiye anasını sikeyim yani, rezil olur yani. Tabii ki de abi. Yani bu çok inanılmaz büyük bir başarı. Tabii ama ki. Yani. Türkiye'de işte spor kültürü, vücut geliştirme çok fazla ilerlemediğinden dolayı insanlar bunu çok ciddi bir başarı olduğunu farkında abi, değil. Abi ilerleme diye bir şey yok. Bu adamlar bak bunu kazanmış. 100 yılın başarısı. Evet. Yani gidilmemesi ayıp olur, rezillik olur yani. Değil mi? Evet. İşte arada diplomatik problemler falan da var ya şimdi Amerika'yla. Ya olsa bir Avrupa vatandaşı olsak bu kadar zorlanmayız. İster istemez şimdi Türk vatandaşı olduğun için kanka. Evet. Yani
süreci hızlandırabilseler bile yani abi, hızlandırabilecek olsalar bile yapmıyorlar. Ya yarışıyorum diye gidemiyor musun? Yarışıyorum abi ben. Abi şimdi benim gidememe şansım yok. Vize alamama şansım yok zaten. Evet. Mr. Olympia'dan, Jim Mayen'dan bize imzalı bir davet geldi. Bu işte Tunağan Güller için yani Olimpiya davetimiz var. Hani konsolosluğa sunmamız evet, için. Evet, evet. Hani bu çocuğa ellemen geliyor bize bizim podyumumuzda yani dünyanın en, vücut geliştirmenin olimpiyatı yani olimpiyatı orası baktığın tabii. Zaman. Burada problem ne? Sadece problem şu, randevu alamıyoruz yakın tarihe. Ha. Hani mesela bu Ocak ayında, Şubat ayında olsaydı çoktan hallederdik, problem değil ama randevu alamıyoruz. Yani randevu alman lazım gidip görüşmen için. Görüşmeye gittiğim zaman uygun bir tarihte, uygun bir saatte problem yok zaten. Orada alacağım. Abi gidin İstanbul il başkanına yanına gidin. Şimdi abi Amerikan toprağı orası. Sen konsolosluğun içerisinde öyle bir müdahale yapamazsın ki ona. Hayır, hayır. Araya birilerinin diplomatik anlamda girmesi lazım. Ay, benim sporcum geliyor bilmem ne. Hani bu anlamda zorluk çıkartmayın, süreci hızlandırın demesi lazım. Abi. Şu an bizim elimizde olan bir şey yok. Bak Rukiye abla da ben de Furkan nasıl yapacak bilmiyorum. Onda da muhtemelen böyle problemler vardır. Onun da aynı şekilde. Var, üçümüzün de Rukiye ablalar almış herhalde bugün konuştuk sabah da. Yani bize her anlamda sıkıntı. Ya Türk, elhamdülillah Türk'üz de yani böyle sıkıntılarımız var abi. Evet. Yani bu yani. Sizin oraya gidememeniz demek ben olsa Amerika mesela vize vermesin. NATO'dan çıkaramamına koyayım ya. İşte abi. Yani ya ben, benim bir sporcum Amerika'ya gidemiyor vize alamıyorsa NATO'nun amına koyayım ya. Affedersiniz yani. Kendimi tutamadım harbiden. Nasıl göstereceğiz yani? Evet. Başka türlü gücümüzü biz nasıl göstereceğiz zaten? Evet. Yani ülke olarak. Gerekirse bunu devlet, tamam mı? Hiçbir şey olmuyor mu kardeşim? Güvenlik görevlisi diye atacak. Konsolosluğa gönderecek. Ya güvenlik görevlisine gerek yok abi. Durumu izah edecek. Benim sporcum geliyor. Senin ülkene, senin ülkenden almış olduğu davetle beraber Mr. Olimpiyada yarışmaya gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız konsolosu arayıp da ya hemşerim. Yani. Bunlara vize ver, siktirme bana belanı diyebilir yani. Evet. Bakalım. Hani bunları videoya koyacaksın değil mi kanka? Ayarlayacağım abi ben hepsini. Bize sıkıntı yaratmayacak, bize amalık olmayacağımız şeyleri de hepsini ben ayarlayacağım. Bu arada... Hayır abi bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim bak bunu koy. Ben konuşuyorum, sorumluluğu ben alıyorum. Tamam, bunu tabii. Eğer bak bunları vizeden dolayı gidemese bence bu devletin ayıbıdır yani. Evet. Birkaç tane ve rezil var olur yani. Bu iktidarda kimse iktidar rezil rüsvay olur bence yani. Evet. Çok büyük bir başarı. Bunu da hani kimseye biz hakaret falan ettiğimiz yok. Tabii. Ama tabii. Rezillik o yani. Evet. Nedir? Ben olimpiyaya hak kazandım. E nedir? Vizeden dolayı gidemedim. Evet. Yani adamı harbiden götünden gülerler yani. Doğru. Çözülecek bir mevzu ya. Bu kadar üstünde i̇nşallah durmaya ya, gerek inşallah, yok. İnşallah. Yani... Ya gerçi biraz afaki konuşuyorsun şimdi ama evet. Hani belki böyle şey yetkililerin kulağına yani. Gider. Sorun olacağını zannetmiyorum da uğraştırıyorlar abi işte. Şu an aynen. Daha doğmamış çocuğa bedava yani, gibi bir şey. Daha 45 gün var. Evet, 45 güne ve 50 defa çözerim bu işi. Evet. Yani, yani o kadar boşuna Rizeli değiliz yani. Kadir abi var bizim de bir devlet bizim yani. Evet. Peki Kadir abi Kocaeli'de hayat nasıl geçiyor? Kocaeli'de hayat iyi abi. Ben de 56 senedir Kocaeli'de yaşıyorum. Kocaeli'yi çok seviyorum mu? Düşünmedim öyle bir şey ama millet diyor Kocaeli'ye gelen İşimi bir daha çıkamaz. İstanbul'a falan gelmeyi hiç düşündün mü? Çok geldim. Yaşadın mı? Yok. İşte ben yaşamayı yani İstanbul'a gelip yaşamayı. Ya abi İstanbul'da ne yanak yiyeceğim ben ya? Affedersiniz de ya. Yani yapabilirsek bilmiyorum da. Çok mutlu. Ya biraz çevre muhabbeti bu tamam mı biraz da? Evet. Mesela ben dizilerde oynamayı çok istiyorum. Yani hangi dizilerde? Diriliş Ertuğrul. Tam tahmin ettiğim. Sonra Osman. Olay yani mafya, devletle ilgili mesela bu TRT1'de şey var, teşkilat diye. Hmm. Yani onda şöyle bir iki dakika görürsem bedava da oynarım amına koyayım. Artı bizde hani o mevzular üzerinde eğitim gelen, görmüş insanız. Gelen teklifleri yönlendireyim mi sana abi? Bana geliyor çok yani. Gönder. Evvelden de geliyordu şimdi daha çok geliyor. Ya ama geçti. Şöyle, adam şimdi figüran olarak değil. Yani ben verin, verin omzuna bir balta. Bir balta Kadir abi. Saçlar hazır zaten baksana. Abi bir şey söyleyeceğim. Üstüne bir pardösü. Bir senaryo çizsene mesela bir senaryo çizsene. Şunu da oynamak isterim desene bana. At üstünde gidiyor. Düşün. Bir senaryo abi, at üstünde değil yani şimdi. Ben Bizanslıyım Osmanlı abi. Osmanlı hiç seyrettin mi? Diriliş Osmanlı. Çok az abi belki hani böyle birkaç. Şimdi orada mesela Türkler. Hristiyanlarla savaşıyor tamam mı? Evet. Adamların kafasında da bir teneke var tamam mı? Herhalde figüran çok hep ölüyorlar ya. Evet. Hani figüran bulmak için onların yüzünü kapatıyorlar. Adamlar ölüyor diriliyor buraya koyup.
Şimdi ben o filmi izlerken o kadar kendimi kaptırıyorum ki ona. Şimdi öyle bir film çevirsem diyelim adamlara, onlara ben sizin amınıza koyun lan derim yani. Geç onu koymazlar şeye de. Harbiden ben kendimi orada kaptırırım yani. Abi Bizanslıları kötü yapabilirsin sen orada. Kestik. Abi harbiden saldırırım Bizanslara. Çünkü öyle dallamalar var ki mesela ben birçoğundan daha iyi. Mesela o birkaç dakika görünenler var ya filmlerde. İşte bodyguard ayağı. Biz bodyguardlık da yaptık. Yani o şekli de biliriz. Askerde komandoyduk. Silah tutmasını da biliriz yani. Sen tamam. Yakışırsın da o kadar evet, abi. Aynen. Seni yani o için almıyorlar ben biliyor musun? Ben çok küfür ediyorsun Kadir abi. Küfür abi şimdi orada o nakden yayın küfür olayını biraz azaltman lazım. Bak ben geçen gün bir videoda öyle soktum çıkarttım falan. Yani bize yakışmıyor yani. En nihayetinde kimseye yakışmıyor. Ben sana bir şey sana yakışıyor da fazlası yakışmıyor. Şimdi bak ben yani sana bir şey diyeyim. Bu lafı bana söyleyen insanlar var. Hani seni tenzih ederek söylüyorum. Eyvallah. Şimdi bir insan bak. Benim ağzım bozuk mu bozuk. Bu bir gerçek. Hepimizin. Ben normal hayatta da öyleyim. Yani ben oynamıyorum yani bunu, tamam mı? Çok küfür ederim. Ama ben hayatta o kadar beyefendi insanlar tanıdım ki ne amına koduğumu çocuğudur onları biliyor musun? İçi adamın öyle kirli, öyle bir orospu çocuğu ki, tamam mı? Yemin ediyorum ben onların yanında adamım. Ama millet hep türbüne baktığı için, tamam mı? Türbüne baktığı için ya diye bu küfürbaz yavşağın teki ayağı, tamam mı? Oğlum tam gaza gelmişken silah getir amına koyayım ateş ederim. Küfür alayında günah. Eyvallah. Evet. Şimdi gecen çocuğun biri bana diyor köyde. Ya diyor ama oğlum ama bazısına da yakışıyor. Hak edene de yakışıyor değil mi? Şimdi dedi ki bana ya diyor çok küfür ediyor dedi ya. Günaha giriyorum falan. Ulan dedim orospu çocuğu bu da çocukluk arkadaşım. Ulan dedim iki kelimenden biri benden beter küfür. Yani sen ediyorsun günah değil de ben ediyorum diye mi günah? Ama günah mı? Günah tabii. Abi senin silah geldi. Abi dur. Senin silah geldi. Çektiğin an vuruyor abi. Dümenden tüfek. Dümenden tüfek. SAT komandosu Namık Ekin dayı var ya. Adam harbiden kaliteli bir SAT komandosu. Ama onun eğitimine tabii yakın olmasa da biz o eğitimleri gördük yani. Ben bir ara ona salladım, tamam mı? Yani salladım derken o köprüden atlama hikayesi var ya Namık Ekin. Evet evet. Ona da mı salladın? Namık bak, ya sallama bir değil. Bir şey diyordu ya bir şey diyordu. Sen oradan oraya her şey yüzme hikayesini görmüştüm ben. Reels'ta. İşte o oradan karşıya yüzüyormuş. Kadir abi de şey demiş. Ben onu araştırdım. Dalga götürüyormuş onu. Yok onu ben demedim. Bak onu kim dedi biliyor musun? Başka bir SAT komandosu dedi o. He tamam işte. Şimdi dedi bak burada hatta adam dalgıç, uzman. Askerlikten sonra da. Şimdi o Anadolu Kavandan mı ne bir yerden denize giriyor, tamam mı? Evet. Bilmem nereden çıkıyor. Şimdi diyor orada diyor o boğazda sadece diyor yönünü ayarladığı zaman denizin altında yüzmesine gerek yok diyor. Kendini saldığı zaman diyor oraya çıkacak zaten diyor. Alt akıntıdan dolayı. Evet. Onu ben o işten anlamam. Evet. Ben dalgıçlıkla maçlıkla anlamam. Ama paraşüt konusunda atladık amına koduğum şeyinden yani biz. Uçağından tamam mı? Abi sen uçaktan mı atladın? Yok ne yaraktan atladık uçaktan atladık. Abi uçaktan atladın 21. kattan korkuyorsun aşağı bakamadın. Ama şimdi bende şey oldu kanka. Fobi mi oldu sende? Yükseklik korkusu geldi bana ne ayaksa. Ama şimdi orada bak korku da olsa tamam mı? Uçağa biniyorsun 64 kişi. İki kapı var. 32 bir kapıda 32 bir gaz. O gazla her... atlıyorsun değil mi? Ya gaz değil abi şimdi bu 63'ü atlıyor. Yani atlayanlar orospu diyorum amına koyayım. Bir adam sen misin ya? Ölüm de olsa atlıyorsun ya. Soruyorum da o gaza ha. O gaza alıyorsun. Ha kork bak ilk atlayışta mesela ben korkmadım. Bir sıra bitti ben ikinci sıranın başındaydım. Tak 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 ulan herkes atlıyor amına koyayım. Kendimi öyle bir motive ettim ki orada. İşte eski Cüneyt Arkın'ın filmlerini düşünüyorum. Kendimi böyle kahramanlık moduna sokuyorum. Atlamamak rezillik. Bak orada ölüm de olsa düşün ki sen savaştasın, mevzidesin, komutan hücum diyor. Herkes çıkıyor, ya ben çıkmıyor. Adama derler orospu çocuğu, herkes çıkıyor da senin anlamına çıkmıyor. Mesela. Evet. Şimdi Çanakkale'de bizim atalarımız savaşırken adamlar bile bile ölüme gitmiş. Bazı yerde insanla bak ne oluyor biliyor musun kanka? Artık ölümü unutuyorsun. Bu diyorsun evet yapmam gereken bir şey, tamam mı? Bak akıl, herkes korkar. Ben 12 atlayış yaptım, 12 atlayışta da korktum. Hatta sonuncusuna çok daha fazla korktum. Ama bunu yapmak zorundasın. Yapmasan yavşak durumuna düşeceksin. Sen askerlik yaptın mı? Yok Kadir abi. Niye yapmadın? Kadir abi yapacağız. İşlerimiz biraz yoğundu. Biz bak yine askerde ateş ederken, mesela ben ağır makineli tüfekçiydim.
ateş ederken önleme verirsin. Yani uçağın iki boy önüne atarsın. O uçarken, mermi uçarken uçak oraya gelmiş olur. Ben counter'da falan yaptım abi. Veya koşan adama sadece. Koşan adama önüne atarsın. Heh işte mesela counter. Ben böyle o, diyelim adamın göğsüne nişan alma. Yani böyle koşuyorsa koşuyor lan. Önüne atarsın. Tabii. Böyle üzerine attın mı o mermi oraya gidene kadar bir saniyede olsa adam kaçıyor. Doğru. Ya yani biz onun için eğitimini gördük. İyi hesapladım. Bana şimdi böyle ben en fazla bir mermide sıkıntı çekerim, ikinci de olayı çözerim. Vur bakayım Kadir abi. Ama böyle olmaz ki o. Diyoruz abi sana da. Bak, vurdun yine Kadir abi yine de be. Bak aradan geçti amına koyayım. Oo, tamam, bu iyi bir atıştı Kadir abi. Bu da iyiydi. Bak yine hepsi vurdu bak. Vuruyor da tam böyle denk getiremiyorsun ya. Bir şey söyleyeyim mi Kadir abi? Gerçekten en iyi vuranlardan biri sensin. Dur abi şimdi ben daha alışmadım. Ver abi bana. Kadir abiyle kapışırım ya burada. Namussuz olsun abisi. O ikinci boyunu da ilk defa burada anlatıyorum. Dur çok özür dilerim. Birinci savcıyı ben biliyorum. Evet. Ben bilmiyorum. Ateş gibi bir serçe. Kıpkırmızı yanıyor. Aynen. Savcı geliyor. Dikiz aynısına vuruyor. Ne yaptın sen oluyor. Onu biliyorum. İkincisini merak ediyorum. İkincisi de geçen sene oldu. Yakın bir zaman. Ama sen o zamana kadar biraz daha üslup düzelmiştir. Eski hızlı zamanında değilsin. Yok şöyle oldu ama. Yani savcıya burada sikerim savcıyı falan demiyoruz yani. Gerçi o zaman bak savcı isterse seni sikerdi. Şimdi onu yapamaz kolay kolay. Neden? Çünkü kameralar var, bilmem neler var. Demokrasi daha var. O zaman amına koyayım 40 sene bir de şu anda sevenin de çok yani. Ya o da var. O zaman o kadar popüler değil değil mi de. Bir gün yükledim. Protein şopa şey getiriyorum. Spor makinesi İstanbul'dan geliyorum. Yine bizim oraya emniyet derler merkezde. Oradan giriyorsun. Adliye doğru geliyorum. Yan evet. Yoldan. Böyle tek arabanın gidebileceği evet. Bir yol. Bir de tramvay geçiyor tam adliyenin önünden. Tam da oradan adliyenin otoparkına giriliyor. Ya önümde 2-3 araba var. Yol tıkanmış. Beyaz bir BMW tam böyle adliyenin otoparkına giriyor, duruyor orada adam. Tamam mı? Arabada. Korna ben indim aşağıya. Yanında da bir polis arabası var, bir de polis var. Ya dayı yürüsene amına koyayım diyorum ya. Girsene otoparka diyorum falan filan. Veya devam et diyorum, bağırıyorum böyle. Savcı mı bu? Sonra polise dedim ki ya dayı dedim baksana dedim amına koyayım ne yapıyor orada dedim ya yürüsün de arkam dedim 100 tane araba var arkamda. Bana böyle yaptı. Ben o zaman uyandım işe tamam mı? Bu dedim savcı amına koyayım. Tamam, meğer tamam, hakikaten de savcıymış sonra öğrendik. Arıza bir savcı ama savcı hiç bak beni duymasına rağmen arabadan hiç inmedi. Hani insan bana bir şey dese ben de ona bir şey diyecektim. Muhakkak hani göt olmayalım hesabı. Ama orada o suçlu olurdu. Niye? Kameralar her şeyi çekiyor. Sen yolu kapamışsın. Evet. Evet. Bizi ne bekletiyor? Orada tabii içeri alınmadık. O birinci savcı vakasından. Şu birinci savcı vakasını bir anlat. Sen ikiye geldin, üçte patlayacaksın gibi geliyor bana abi. Birde patlamış zaten abi. Öyle mi? Biri ben bilmiyorum ki bir muhabbetini. Birde. Vallahi bilmiyorum. Bir çok iyi. Hayır, vallahi bilmiyorum. Biri bir anlat. Ya yıllar evvel, bu dediğim 25 sene var. Dinlemişimdir belki ama şu anda hatırlayamadım. Yani. Ankara'ya gidiyoruz. O zaman da faça bir arabam var. Hı. Tabii faça dediğim Şahin amına koyayım, şey, serçe. Bir dinlenme tesisine çektik. Yemek yedik, çıkıyoruz. Daha biz tam çıkarken o zaman savcı da Doğan kullanıyor. Doğan'ın ama yenilerinden. Yakala. O zaman zaten en iyi araba, makam arabalar bile Doğan'dı yani. Çıkarken benim dikiz şeye vurdu, aynaya deyince. Dayı dedim ne yapıyorsun dedim amına koyayım ya aynaya. Hani gırgırına diyorum ona. İçindekini de görmüyorum ben aslında. Yani yaşı var mı yok mu falan. O zaman 50 yaşlarında falan herhalde savcı. Şimdi bu indi kibarca dedi ki ben dedi savcıyım dedi. Amına koyayım dedim ben de cumhurbaşkanıyım dedim yani herkes şey, yemişim savcısını falan. Ulan adam bir telefon etti amına koyayım 2 dakika sonra polis doldu orası. Savcıya geldi alın dedi bunu içeri amına koyayım. Bolu'ya beni nereye getirdiler bilmiyorum. Karakola 3 gün karakolda kaldım amına koyayım. Polis diyor bana ki oğlum diyor sen diyor değiyor musun diyor amına koyayım.
Yani savcı. Abi dedim ne bileyim ben savcı oldum. Ağzıma sıçayım dedim amına koy. Halbuki ne bileyim. Gerek var ya? Niye öyle bir şey yapmıyor? Üç gün seni niye tutmuşlar ya? Abi o zaman şimdi millet diyor ya demokrasi yok. O zaman adam istese siker bile seni ya. Tunahan hiç yarışma sürecinde falan böyle diyetteyken kavga ettin mi? Kanka ben o işleri bıraktım çok. Ya kavga gürültüden çok uzak durdum. Diyet sürecinde insan çok sinirli oluyor. Yok kanka ya. Ben o çözdüm o muhabbetleri ya. Yani bilincindeyim artık. Eskiden oluyordu. Hala oluyor, olmuyor değil ama bilincindesin artık, ben farkındasın. Yani böyle o hipoglisemik seviyesini düşünmeye evet, yani kafam önde, işime gidiyorum. Aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın modundayım valla. Kim ne yapıyorsa yapsın, bana kimse dokunmasın da. Kadir abi de öyle. Ben işime devam edeyim. Ya ben şimdi öyleyim abi. Kadir abi ama Kadir abi sallıyor şimdi mesela. Benim de çok sallayacağım adam var. Ama muhatap olmak istemiyorum. Sakin kalayım istiyorum. Kadir sen abi, şimdi sürekli ateş ediyorsun sağa sola. Onlar da sana ister istemez geliyor ya. Ama benim işim şov abi. Doğru. Yani şov ama bizde. Şimdi birilerine sallıyorum derken. Kadir abi ben, bir gün oraya oturtmalı. Adama ben hakaret etmiyorum ki dayı. Mesela bana bir ay iki ay önce Ertan Balaban diye bir sporcumuz var. Kibar da bir insan. Söz verdi mesela bana, tamam mı? Video çekeceğiz. Ben dedi işlerim var dedi. Seni arayacağım dedi kardeşim. Eyvallah dayı dedik. Benden de küçüktür herhalde o. Kuvvetli ihtimal. Ay şimdi ben mesela onu bir daha arayacağım. Tamam mı? Bak bunu da yayınlamazsan böylesin. Yayınlayacağım. Bu arada Ertan abiyi Ertan çok abi severim. İyidir yani. Çok Ertan iyi bir adam. Yok ben bir şey demedim. Çok tanımam ama sana bir ya yok kardeşim ben yok video abi çekemem sen dediğin anda ben sallarım. Abi sana söyleyeyim. Ben ha sallarım derken ne diyeceğim adama? Söz vermek delikanlının şanındandır derim yani. Ben Ertan abiye güveniyorum. Ertan abi söz verdiyse yapar, tutar. Yapar. Değil mi? Ben sallarsam da söz verdim sana tuttum. Tutar. Ha, sallarsam da sal adam çünkü kafes dövüşçüsü olduğu için yalan edebilir. Kötü bir adam. Beni de dövebilir yani yakalandığı evet, bir yerde. Evet. Ama biz de tabii boş değiliz yani. Ona da inanıyoruz da abi. Ama biz dayak da çok yedik. Evet. Dayak da attık, tamam mı? Benim dayak yediklerimi anlatırım. Dayak attıklarımı anlatma. Bugün bir dinler miyiz dayak atmanın? Yok, anlatma. Ben kendi kanalımda hiç anlatmadım. Çünkü o şey olur, tamam mı? Buraya ya, özel sallıyor olsun yavşak. Şimdi bana özel olsun işte bir tane. Buraya anlat özel bir tane dayak atma. Olimpiyaya gidiyoruz rica ediyoruz. Bir tane, güzelinden bir tane. Hakan'ın kanalı denk gel. Anlatma. Bak sigarayı dayak da anlatacak. Bak bir şey söyleyeceğim. Biz senin bu konuda iyi olduğunu biliyoruz. Uçaktan atlamışsın, silim ermiş. Abi şu adama abi bakar mısın? Bu sen adam duvar gibi adam. Abi, ha, askerde anlatayım. Tamam. Şimdi benim bir toprağım var, tamam mı? Bizim oralı köylü. Bizim orası hep Rize'den gelmedi zaten. O benden 9 ay çömezdi. Bir gün şeye geldiler. Bizde de acayip bir tertipçilik vardı. Üst devriysen Tugay komutanından daha havalısın. Acayip bir devrecilik vardı. Yani sen çömezini dövdün değil mi? Gitti seni şikayet etti. Komutana bir de o dövüyordu onu. Ya öyle bir acayip bir hiyerarşi vardı yani. Yine bu çocuk da arıza, tamam mı? Nöbete gider uyur tüfer hani bana güvenerek. Bunu da Adanalı bir çavuş vardı. Hatta bu geçen yazın da tanıştım ben onunla. Bu arada bir tokatlıyor onu. Dedim oğlum bak bu adam benim komşum. Çocukluk arkadaşım. Bunu dedim dövme amına koyup dedim. Hani ben yokken tamam salla biraz eyvallah da. Göz görmedi mi görüm katlanırmış. Ben işte bir gün silahlığa giriyorum. Bu bir arıza yapmış bizimki. Tamam mı? Buna bir tane salladı tabi bu. Dedim oğlum adama dedim ben sana kaç cebe dedim amına koyayım bu adama benim yanımda bir şey yapma diye. Ne diyorsun dedi amına koyayım sen de dedi, sana da çakarım. Bu da. Abi buna bir tane koydum. Yemin ediyorum çavuş ayakta uyudu amına koyayım. Laf diye yığıldı yere. Eyvah. Yani harbiden oğlum dedim bak bu adamı dövme dedim benim yanımda. Yarın bir gün biz sivile gideceğiz öbür boyu yüz yüze bakacağız. Değil mi? Bu adama dedim dövme. Sen ne diyorsun falan filan. Bir tane geçirin dediğin gibi. Harbiden ben bile o kadar beklemiyordum amına koyayım. Şarteller ayaktayken mi kapandı abi? Aynen. Ayakta uyudu küt diye bir daha zayıf bir şeydi o. Peki sana bir şey daha sorayım. Askerde seni dövdüler mi? Çok. Yani hava indirme Tugay'ında askerlik yapıp da. Dayak benim emsallerimde. Dayak yemiyorum diğer adam. Yatan bir götü olanıdır. Tamam mı? Yani Tugay komutanın oğlu bile olsan orada kesinlikle dayak yersin. Ölenlere, bir de yediğini anlatı. Belki ne? Ölenlere Allah rahmet eylesin. Ama çok orospu çocuğu vardı bizim zamanımızda. Askere işkence eden subaylar vardı. Bak yemin ediyorum sana.
Hani bir dayak yersin, bir suç edersin, dayak yersin. Dersin ki ulan ben yapacaklık ettim. Ulan şimdi ateş ediyorsun, vuramıyorsun mesela. Adam 3 aylık asker. Köşk Üstad'da eğitim görürdü, Tugay'a çıkardı Erciyes eteklerine. Atıyor adam, atıyorum 5 mermiden biri işka geçiyor. Yer misin yemez misin amına koyayım? Ya bu adam keski nişancı değil hoş amına koyayım ya. 3 yani. Aylık asker yani. Evet. Var var, o normal hayatta da var abi. Orada ha. Bir mesela ben onu bizim federasyondan örnek veriyorum. Federasyonda var mesela 3-5 tane insan. Onları genelini ayırıyorum da mesela 3-5 insan var, tamam mı? Bir ekip halinde böyle mafyavari takılıyorlar. Ondan sonra hayatı sadece vücut geliştirmeden ibaret. İki yarışma yapmış. Başka hiçbir baltaya sap olamamış. Gelmiş orada bir şey görmüş, tamam mı? Bir makam mevki, o üstüne giyiyor ya üniformayı falan, takım elbiseyi. İki günlüğüne kendini adam zannediyor. Askerde de var öyle muhabbetler işte bu. Geliyor oraya, birkaç aylığına kendini adam zannediyor. Eziyor sağındakini, solundakini. Hani götü başı ayrı oynuyor, evet. Affedersin yani böyle. Bizim federasyondan örnek veriyor olmam da hani böyle... Sen bir problem yaşadın hani orada. Problem yaşadığımdan ve genel olarak bütün gençlerin falan yaşadığı problemlerde. Hani soru soruyorsun adama. Ya sen benim için oradasın ya. Bizim mesela Ali muhabbetini biliyorsun abi. Evet. Çocukla fotoğraf çekilmeye çıktık. Abi gelin de fotoğraf çekilelim dedi ya. İnin aşağı. Bundan daha normal ne olabilir? Daha güzel ne olabilir? Çocuk 6 ay diyet yapmış. Aylarca diyet yapmış. Abi bir fotoğraf çekilelim. Ben çıkmayacaktım hani yaşadığım problemlerde. Podyuma ben çıkıyorum diye. Bak şimdi olaya bak. Olimpiyaya gidiyoruz bir de yani. Şimdi oradan beni adam böyle yapıyor. Hadi sizin bekleyeceğiz. Yapıyor. Ben ülkemi temsil ediyorum. Olimpiyaya gidiyorum. En tepeye gidiyorum. Ve onlardan bir tane tebrik mesajı bile gelmiyor, biliyor musun? Bu en son yarışmada yarışmaya gittim cuma günü. Yani yarışmak için değil, bu son Pendik'teki yarışmada. Birisi var, tamam mı? Bu zamanla federasyona çok sallıyordu bu, tamam mı? Tek başına vücut geliştirme, hani bileğe ayırmak için falan. O zaman da benim feysim var salonculuk yaparken. Biz de onunla bazen görüşüyoruz yorumlarda falan. Yani görüşüyoruz derken yazışıyoruz. Yıllar geçti aradan. O yarışmada ben bunu gördüm. Baktım bu lavuk, tamam mı? Şimdi önce ben gittim bu vatandaşa. Uzattım elimi. Dedim hocam nasılsın? İşte ben dedim falancı falan filan. Hürmetler dart çürt. Ya dedi ben sana dedi çok uyuz oldum dedi ya. Aynen böyle bak. Der demez sen ona selam ver. Niye dedim? Ya dedi sen Can Hoca'yla dedi video çektin dedi. Adam federasyona salladı dedi. Artı dedi videolarında küfrediyorsun dedi. Ayıp değil mi falan filan. Dedim dayı bak ben 56 yaşın adamım. Senin dedim ben sikerim. Senden mi dedim ben nasıl konuşacağımı öğreneceğim. Amcık ağzı dedim. Ben dedim kafamı sikeyim ki senin gibi yavşağı dedim geldim hocam dedim. Adam beni orada deli etti bak. Bir şey dese dalacağım ona amına koy. Ulan ben sana geliyorum hürmet gösteriyorum. Ben hayatım böyle insanları sövdüm işte. Ya işte mesela o gün şey Serdar Aktolga'ya denk geldim. Şeyde. Serdar Hoca'ya. Aynen öyle oldu. Gerçi o bir şey demedi Allah'a bak. Birine konuşuyordu. Ben de hocam nasılsın dedim. İyi dedi böyle benim tarafa doğru bakmadı bile. Serdar Hoca ben de yürüdüm gittim. Serdar Hoca'yı çözene kadar. Serdar Hoca'ya böyle o da sen gibi zor karakter bence. Ben Serdar Hoca'yı severim, çok ayrı severim. Ya bak şimdi zor karakter olabilir. Şey yapana kadar, bir ısınana şimdi kadar. Şimdi sen Türkiye'de bu camiada önde gelen bir insan. Her ne kadar ama o egoyu da abi. Abi egoyu da ben sana diyorum ki merhaba hocam diyorum. Şimdi bana 15 yaşına çocuk geliyor. Hocam diyor fotoğraf çektirebilir miyiz? Ben göt müyüm yani? Kalkıyorum ayağa o çocuktan resim çektiriyorum. Niye? O çocuk benim veri nimetim. Yanlış mı hocam? Doğru, çok doğru. Benim videolarımı seyretmese kim siker Kadir Hoca'yı? Doğru. Ben sokağa giriyorum 100 kişi çektiriyor. Siz kimsiniz lan? Siktir git yavşak. Veya dönsem çocuk içinden der ki ya siktir git götü olanı der. Ben de seyretmiyorum Zeyn'den. Yani bir de böyle bir durum var yani. Sen ön planda olan bir insansın. Bir de ben senden büyüğüm. Merhaba hocam diyorum. Kafa bu tarafta. Ama bir şey söyleyeceğim. Adam acaba yoğun muydu o sıra? Bir şey ya mi vardı? Abi kim olursan ol. Sana birisi merhaba dediyse adama böyle bir kafa çevir amına koyayım. Evet. Dedin anlamıyor mu? Şimdi Arnold'u getireceğiz buraya. Bak bunu da ilk bu kanaldan söylemiş oluyor. Evet. Yani Mehmet abinin öyle bir planı var. Mehmet abi kim? Burada isim vermeyeyim şimdi abi.
Verdin abi Mehmet abi. Marka ismi falan adamın arkasında benim eski markam. Ver. Şimdi yeni sponsorum falan. Ya. Yani bizim sivil duşum var ya. Şimdi kanka ben sana bir şey diyeyim mi? Sponsor. Bir şey yok burada ya. Bana faydası olmayan eskiden bir laf vardı. Ya dedim o, sana koli göndereceğiz sonra. Yürü koli gönder. O zaman çok seviyorum Mehmet abi. Benim adıma selam. Kendisi söyledi zaten. Bize kanka vesile oldu ya adam. Ona da buradan tabii teşekkür etmiş olayım. He bak şimdi onu hani unuttum. Sadece bana değil bak bu benim başarım değil abi. Bu ülkenin başarısı. Kesinlikle. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Sadece adam bunu şunu gösterdi bize. Benim kalkıp Dubai'ye gitmem bana 100-150 bin liraya patlardı yani. Bir şekilde altından kalkardım ama ben Dubai yerine mesela farklı yarışmalara gidiyordum. Hani işte belki Macaristan, Bulgaristan. Belki de kalkamazdık yani. Hani gerek duymazdım o kadar masraflı bir yarışa gitmeye. Evet. İşte daha yakın ülkeler, Avrupa ülkeleri, İtalya'dır işte ne bileyim, Fransa'dır. Yani Avrupa sınırları dışarısında çok çıkmazdım yani. Kendi bütçem dahilinde. Ama bu adam bizi aldı bak mesela oralara götürdü. Yani bir potansiyel gördü, bir şey gördü eyvallah ama hani gerçek anlamda bir destek verdi. Kanka. Şu anda da hani süreç devam ediyor yani. Şöyle bir durum var yani gerçekten insanın hani böyle bir Türk sporcuya destek olması, evet, onu bir yerlere götürmesi, taşıması, ona her imkan sunması bizim için zaten çok güzel. Adam bir iş adamı. Bu adam bir iş adamı. En nihayetinde kendi markasını da hani büyütecek, edecek eyvallah ama gerçekten canı gönülden destek oluyor. Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var. Tabii ki de abi. Yani bizi desteklemesi gereken federasyonumuzda abi bizi affedersin itin götüne sokup sokup çıkartıyorlar yani. Yani buradan gerçekten ben de teşekkür etmek istiyorum. Bir Sims Nutrition'a çünkü gerçekten size destek olduğunu biz burada gördük yani yeni oldu değil mi? Yani biz burada destek olduğunu gördük. Aynı şekilde Protein Ocean da evet, mesela. Evet. Benim eski çalıştığım yer zaten onlara hani da sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten yani. Bak bu konseptin hazırlanmasında da bize çok fazla destek oldular. Onun dışında birçok sporcuya da şu an destek olmaya çalışıyor. Hı-hı. Bunun dışında böyle Türkiye'de yardım eden çok az var sporcuya destek olan. Böyle ben dersen hep kendini düşünürsen sporcuna destek olmazsan sporcunun cebine gerçekten böyle al şunu da hadi bununla idare ediver tarzında bir şey yaparsan olmaz. Şimdi ben burada hem Emre abiye de biraz söz hakkı da olması için sizin geçen izlediğim iki videonuzda da şunu gördüm. Hani ilaçlar hakkında biraz konuşuyorsunuz işte story hakkında onun dışında bir de yemek hakkında hani ne o kadar gramaja dikkat ediyorsunuz. Evet. Ben bu düşünce yapısını çok seviyorum çünkü benim kitlemin benim Instagram'da paylaştığım kitlemin birçoğu sedanter insanlar yani işinde gücünde insanlar. Hayatları sadece spor değil. Evet. Şimdi sadece spor olduklarında insanlar. Hayattan tad alan insanlar. Hayattan tad alan insanlar. Yani. Aynı zamanda sporunu da yapıyorlar. Yemeklerine de olabildiğince dikkat ediyorlar. Ama şimdi öyle bir kitle olmaya başladı ki gram gram tartmazsak hiçbir sonuç alamayacağız. Tamamen i̇şte, saçmalık. Evet. İşte ilaç kullanmazsak hiçbir şey olmayacak. Bu tarzda şeyler çıktı. Ve ben burada sizin düşünce yapınızı çok beğendiğim için gerçekten size bu konuyu açmak istiyorum ve bu konu üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Ben uzaktan eğitim işlerinde ilk başladığım zaman şunu söyledim. Dedim ki, şimdi yurt dışında falan artık antrenman videoları başladı. Hani herkes bunları çekiyor yavaş yavaş. O zaman Türkiye'de hiç yok. Evet. Ben de dedim ki, şimdi eskiden bodyciler diye tahmin edeyim. Burada asla şey değil ama hani o kafa vardı ya. Evet. Yani burası sadece insanlar işte hep ağır kaldırıyor. Sen o algıyı kırdın. Hep ağır kaldırıyor. Yani onu yapayım. Zaten sadece vücutçular dumbbell kaldırmıyor. Sadece beni izlesinler. O mantıktaydı. Ben de ilk başlarken şunu söyledim. Dedim ki bodycilerin yavaş yavaş masadan kalkma zamanı geldi. Çünkü dedim bu işe yavaş yavaş artık insanlara bilgi veren insanlar doğru alacak. Onu söyledim. Sonra ben bir başladım. Mesela o zaman bir tane fitness sayfasına reklam verdim. 100 liraya reklam verdim, 15 bin kişi takip etti. Düşünsene bak, 100 liralık reklamı 15 bin kişi. Çünkü insanlar böyle içerikler görmemişti. Evet. Sonra devamında ne oldu? Şu an baktığında uzaktan eğitimi en iyi verenlerin hepsi hep bilgi paylaşıyor. Gerçekten. Hani herkes bilgi paylaşmaya başladı. Reels videolarına bak, her yer bilgi doldu. Evet. Neden? Çünkü bu iş gerçekten böyle yürüyor. Evet, sohbeti muhabbeti, yani Kadir abi mesela sohbeti muhabbeti o kadar güzel ki izliyorlar ama Kadir abi sadece uzaktan eğitim veriyor. Hayır. Yani bu işin çok fazla hani ticaret kısmına zaten girmemiş Kadir abi. Sohbetinde muhabbetinde. Ama gerçekten sen bir antrenörsen ve iş olarak yapmak istiyorsan burada biraz emek vermen, aynen, işi biraz kaliteli yapman gerekiyor. Yani biz de bu konsepte, o prodüksiyonu oluşturmanın lazım. Biz bu konsepte geldiğimizde de ben şunu söyledim. Evet, insanlar bugüne kadar hep kalitesiz işleri gördü. Evet. Yani bunları kabullendi.
Ama bu iş normalde böyle yapıyor. Yani bu işin geleceği aslında burası. Abi sektör böyle böyle kalkınca yükselecek. Evet, yani geleceği burası. Bizim şu an değerimizi belki bilmiyorlar. Hani gerçekten bak çok kaliteli videolar attık. Çocuklar ne diyor biliyor musun? Telefonla atsan daha iyiydi. Bunu söylüyor. Ya şu arkadaki ekipmanın prodüksiyona baksana. Anladın mı? Ama işte bu biraz, özür dilerim ama biraz vizyonsuzluk gibi geliyor. Vizyonsuzluk tamam. Kesinlikle. Özür dileme vizyonsuzluk. Sosyal medya geliştikçe bir de şu oldu. Eskiden bilgi çok azdı. Evet. İnsanlar bilgi bulamıyordu. Şimdi bilgi çok. Doğru arttı. Bilgi hangisi? Doğru bilgi hangisi? Onu bükmek lazım, işlemek lazım. Kafa karıştı burada. Tabii. O mu bu mu? Bu sefer insanlar detaylarda kaybolmaya başladı. Evet, i̇şte küçücük çocuklar detaylarda kayboluyor. Onu kaç gram, bunu kaç gram? Demin başlayacağımız konu. Ya buradaki burayı ben gerçekten başlamak istiyorum. Hani kaç gram, o kaç gram, bu kaç. Ya sen bir düzgün evet. Yapabilecek misin? Bir bak. Ya şimdi bak aynen dediğin doğru. Şimdi hocam ben işte bench'i şu kadar ağır basamıyorum. Basma amına koyayım. Deadlift 300 kilo nasıl yaparım? Ya amına koyayım deadlift'inin ya. Harbiden tansiyonum yükseldi amına koyayım. Yapmayı ver değil mi? Doğru. Beleni sikece ne oğlum yani? Eğer hareket formunu doğru yapmazsan, kendini sakatlarsan zaten belli bir yere geldikten sonra bu işi bırakmak zorunda kalacaksın. Çünkü her yerin sakatlanacak. Ya vücut çok değerli bir şey. Sen bunu gerçekten efektif, güzel şekilde kullanırsan burada çok ileriye gidersin. Evet, çok da iyi kaslarını geliştirsin. İlaç kullanmasan bile. Yani şimdi mesela sen fiziki yapın bir delikanlı için ideal. Yanlış mı? Doğru, on doğru. Yani şimdi bu adam çok da şık görünüyor. Bir Tunahan Güler veya Furkan Er gibi olayım dersen bu işe daha çok asılman tabii lazım. Ki de abi. Senin bu işi yapacak zamanın olmaz. Tabii. Kafa olarak, fiziksel olarak o işe devamlı her gün kendini alıştırman lazım. Birçok. Senin seçtiğin yol bu. Bu adamın seçtiği yol bu. Çok güzel bir konuya değindin. Şimdi ben bakma çok fazla hani spor eğitmeniyim ama spor eğitmenliğinin dışında o kadar fazla işle uğraşıyorum ki. Bak kameralar, ışıklar, işte konsept, işte uzakta ne eğitim, iş güç. Çok fazla yani yeri geliyor muhasebeci gibi hesap yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü birçok burada yanımda çalışan eleman var. Onların her şeyini ayarlamak zorundayım. Ya bizim işte de hayatını adamak zorundayım. Tabii ki de. Bu kadar işin gücün arasında olmuyor. Işte. Şimdi bunları aynen. Yapınca da şimdi düşün. Normal bireyler de aslında benim gibi. İşinde, tabii. Gücünde adam. Evet. Şimdi nasıl bu kadar profesyonel her şeyi yapsın ki? Yapamaz İşte bu. Zaten ya bunu şey yönlendiren değil. İnsanlar, yani yönlendiren kişilerde zaten problem var. İnsan sağlığını kazanmaya geliyor oraya. Diyor, sporu sağlık için yapıyorum ben. Ama performans sporu bu aslında. Performans sporlarının hepsi sağlığa zararlıdır. Şimdi git bir bakalım 10 sene jimnastik yapan bir adama. Her yerinde platin vardır. Bravo aslında hocam. Bak. Yani dizleri paramparça. Şimdi bu iş performans işi. Performans sağlığa zarar. Sen sağlık kazanmaya geliyorsun oraya. Evet. Atıyorum işte fitness merkezine veya neyse. Adam dediğin gibi muhasebeci. Sabah 8 akşam 5 çalışıyor. Adama öyle bir vaatler veriliyor ki sanki diyor adam böyle olacak. Ya yani böyle bir şey yok. Aynen. Ya adam zaten işi bilmediği için zaten spor salonuna geliyor. Şimdi o oradan o vaadi vermek zorunda ki şimdi sektörde öyle bir büyük pasta var ki evet. İlaç satacak. O gence, o çocuğa işte ne bileyim protein tozu verecek, bilmem ne yapacak, para kazanacak. Onun şeyini yapıyor, hesabını yapıyor. Ben de buna karşıyım. Ben mesela ilaç kullanırım, kullanmam, bilmem ne, naturalim değilim, kullanıyorum, kullanmıyorum. Bu muhabbetlere hiçbir zaman girmedim. Hayatım boyunca girmedim. Gocunmadım çünkü yani. Bu işin temelinde bu var. Bu vücut geliştirmenin temelinde tabii, bu ilaç var. Ben şunu da söyledim geçenlerde bir yerde. Git. Federasyonun düzenlediği herhangi bir yarışmaya git gir. Abi herkes seyircilerden al %90'ı zaten ilaçlı falandır yani. Bunu bir kere kabul edip buna göre aynen. Hareket etmemiz lazım. Adam yani temelinde doping maddelerinin olan bu sadece vücut geliştirmede yok. Değil, vücut geliştirmede daha fazla kullanılıyor. Evet. Atletizmde de var, futbolda da var. Performans arttırıcı bu tarz takviyeler bilmem neler. Yani bütün spor dallarında tabii var. Ki, tabii. Ne yazık ki biz bunu kabullenemiyoruz. Asla ve asla. Yok ben kullanmıyorum, yok ben etmiyorum. Karşındaki adamı salak yerine koymak da ne bileyim. Geçen Instagram'dan biri yazdı bana, abi dedi ben Winstrol istiyorum dedi. Ne yapacaksın dedim oğlum Winstrol'ü? Ya dedi yağ yakıyormuş dedi, vücudu parçalıyormuş falan. At dedim bir formunu. Lavuk dedim bir göreyim bakayım. Bir attı. 1.82 boyunda. Çocuk 123 kilo. Göbek böyle. Evet. Dedim bak abisi. Ya hocam diyor para mara hiç önemli değil diyor. Bana sağlam ilaç ver diyor tamam mı? Şimdi aslında tam sikilecek bir adam. Yani adam sıyırmış. Her bekliyor yani kabullenmiş. Ama ben kendime sövdürtmeme adına. Dedim ona ki bak oğlum senin kilon bu.
Sende bir sporcu kafası yok. Sen diyet yapamazsın. 120 kilodan 140 kiloya çıkarsın. Çünkü visur adamı yağ yakmaz amına koy. Daha çok iştah açar. Ha bunu sporcu kafası olan, çok iyi diyet yapan adam bir sertlik kazanır. Doğru. Ve versem onu ben iki ay sonra beni kesinlikle sövecek. Orospu çocuğuna biz güvendik diyecek amına koyayım bizi sikti. Şimdi o çocuğa da bakıyorum. Yeni başlamış Winsor'la yağ yakacak. Ben satmadım. Hocam dedi Allah razı olsun dedi. Harbiden dürüst adam mısın dedi. Kaç kişiye sordum dedi. Winsor'u dedi kullan. İki ayda paramparça ol. E şimdi bu adam keriz mi yani açlıktan kırılıyor amına koyayım aylarca. Değil mi? Ya. Ben yemek söyleyeceğiz ben yemem diyor. Yani. Şimdi mantığı insan bir devirdiği zaman tabii birçoğu da bilmiyor. Her ilacı alan da Tunağan Güler olamaz. Eskiden ben Ronnie Coleman diyordum. Şimdi de bizim bir Mr. Olympia'mız olduğu için var Allah aşkına. Tunağan Güler'i bundan sonra evet, örnek vereceğim. Olamazsın yani. Şimdi bana deseler ki ben bunun yaşında olsam. Sen de bunun gibi olabilir. Ben olamazdım ha. Ben çünkü diyet yapamıyordum. O zaman da yapamıyordum. Beni çok saldırgan. Hele ben ilacı alayım. Aç kaldığım zaman ben ortalığı her gün... kırıyordun hep. He. Ben yiyeceğim yarak değil ya. Ben bunu her zaman da diyorum. Bak ben vücutçulara, yarışmacılara harika saygı duyuyorum. Yanlış konuşmalarını eleştiriyorum. Yoksa adamların o 3 ay 4 ay aç durması harbiden takdire şayan bir olay. Evet. Ciddi bir emek var hocam. Dün akşam ben gece 1'di. Hanıma dedim ki ya dedim bir parça sucuk ver bana dedim ekmek arası yiyeyim. O da zannettik yani tavada kızar. Yarım sucuk, 5 yumurta. Amına koyayım bir ekmekten yedim onu. Kendime geldim amına koyayım. Ben uyuyamam sabaha kadar. E şimdi bu adamın onu yeme lüksü yok. Yorum yaparken bazen çok gaddar olabiliyorlar. Bunları hesaba katmıyorlar. Benim zoruma da giden o mesela. Ben o videoda o yüzden o kupaları üst üste koydum. Yani bana yakışan bir şey değildi tabii ki de ama şimdi o kadar ergen bir tayfa var ki, o kadar cahil büyüyorlar ki ne yazık ki. Bilgisayar başında bir oturmuş, ben bu herifin modunu nasıl düşürebilirim? Ya göt herif. Yani evet. Ulan biz gidiyor. Hani kötü bir şey yapmıyoruz ki. Bak ulan senin ülkeni temsil ediyoruz, sana yol açıyoruz. Tebrik etmesen de ya destek olmasan da köstek olma bari en azından. Geçen gün bununla alakalı. Ya o da çoluk çocuktur ben sana. Ya geçen... çoluk çocuk ben orasında değilim abi. Çoluk çocuk da bu adam büyüyecek böyle mi büyüsün abi? Abi burayı gerçekten bilinçlendirmek gerekiyor. Evet. Bak bununla alakalı ben bir şey söylemek istiyorum. Birkaç gün önce inan story çektim ama paylaşmadım. Sebep ne biliyor musun? Ben bu konseptin birinci bölümünü çektim tamam mı? Ve birinci bölümünde bak şu an hepinizde mikrofon var ve ben bunu düzeltmeye çalışıyorum. O gün bu mikrofonlarda problem çıktı. Bir tane de ekstra tepe mikrofonu koymuştum. Oradan aldım sesi. Orada da bazen ses çok patlıyor. Ben de şimdi ilk defa şimdi böyle bir şey yapıyorum. Tamam mı? İlk defa sunucuyum. Burada karşımdaki adamı yükseltmem gerekiyor. Bunun için ben de zaten normal hayatta çok fazla gülerim. Burada da ben başladım gülmeye. Sürekli gülüyorum. Kurguda bir baktım. Lan çok kötü olmuş. Ama çektiğim adamlar da şimdi çok değerli. Videoyu atmamak olmak. Herkes emek vermiş burada. Bak arka planda bu bence kadar çok kişi. Çok güzel olmuş. Ne bak şimdi, bebeğin. Şimdi sana anlatacağım. Çok şahane ya. Arkada şimdi bir sürü adam çalışıyor. Onların emeği var. Gelen iki konunun emeği var. Benim emeğim var. Dedim ki ben bu videoyu bir şekilde yapayım. Yaptım videoyu işte neyse gülmelerim çok fazla. Videoyu attım. Abi belki 50 tane gülmeme yorum geldi. Tamam mı? Ama o kadar kötü yorumlar ki. Ben Allah'a şükür bu konuda kendime güveniyorum. Çünkü halbuki yapıcı bir yorum yap değil mi yani? Bak şimdi yani, ben onunla alakalı story çektim ve şunları söyledim. Dedim ki bir insanın motivasyonunu kırmak gerçekten basit bir şey. Evet. Yani eleştiri yapmak çok güzel. Evet. Herkesi bir adım öteye taşır. Ama sen burada eleştiri yaparken yani üstüne bir sorumluluk alıyorsan bu sorumluluğu insanı bir adım ileriye taşımak için al. Evet. Yani karşındaki adamın niye motivasyonu düşmanınmış gibi davranma ben yani. Ben değil de başka birisi olduğunu düşün. Bu kadar emek vermiş. Belki de ilk videosunu atmış. Orada sen öyle sallamışsın. Adamın gerçekten hevesi kırılır. Bırakır. Ne gerek var böyle şeylere yani? Kendi yapamıyor ya. Bu... Senin yaptığını görüyor. Evet. Ufacık bir tane şeyini buluyor. Açını. Evet. Ses basit abi. Sen o sesi 50 defa düzeltirsin. Hallettik şimdi. Halloldu bak mesela. Bitti. Tabii. Ben mesela fark edemedim. Hiç. Çünkü niye arkadaşımsın, niye seni seviyorum, evet, senin yükselmeni evet, istiyorum. Evet. Senin kötülüğünü istemiyorum ya. Bak gözüme çarpmamış. Adam seni izliyor, senin açığını arıyor. Gerçekten. Ulan orospu çocuğu bir hata yapsa da evet, şimdi evet, evet. Bu küfürleri de böyle etmek istemiyorum da Allah. Ya senin diyor bir açığını bulayım da senin diyor bir ağzına sıçayım diyor. Evet. Böyle bir yakalayayım seni evet, bir yerden. Evet. Bir de kanka, akıl işi değil ya bu iş. YouTube'da içerik üretmek var ya bak benim açımdan çok zor.
Hatta bugün biri dedi ki ya dedi hocam dedi falan hoca dedi senin bir sene önce konuştuklarını şimdi konuşuyor dedi. Çünkü o da artık mevzu bulamıyor, tamam mı? Ne anlatacaksın abi? Spor spor spor, adam diyor ya amına koyayım sporunun diyor ya. Başka bir mevzu. Evet. Mesela daha çıkıp şimdi sen söz verdin ya. Söz verdik. Kamp yapacağız, kampın başında ateş edeceğiz. Yani evet. Sağa sola. Yapacağız. Tamam mı? İşte şunu yaptık, bunu yaptık. Yani millet bir değişiklik de istiyor. Evet. Bu ekibi de bir araya getirmek zor iş yani. Evet. Kadir abi sen şu silahı al, bir ateş daha at ya. Getirin oğlum. Ulan. Yine iyi vurdum yani kanka. En iyi. Üçüncü bölümdeyiz. En iyi vuran sen oldun. Bir dakika. Bak, bir net dakika. Net bir açık. Bir dakika, tamam ama şu an bak şu ana kadar. Rize'den ben... bir ateşleme gelsin be. Gelsin kanka, bir dakika. Kaç tane yıkarsın? Hepsini yıkarız inşallah. Ben 3 tane veriyorum. Abi bir iki tane böyle şey yapayım da bir dakika. Emre abi ne dersin? Oğlum mermi 3'ten fazla vurur ya. 3'ten fazla diyorsun. Vurur. Kadir abi sen ne dersin? 3'ten fazla vurur. Sat komandosu. 3'ten fazla vurur. 3 diyorum ben abi. Bir dakika. Tamam. Abi. Sayar mıyız bunu? Sayarız da sayarız. Köşeye çekti abi. Park ettirdi. Ucundan. Lan git. Bak şimdi bir taşla iki kuş vuruyorum seni. Hayda. Bak şimdi var ya tribe girdim. Kardeş. Bitti be. Bitti mi abi? Kadir abi bu sporu. Allah bak Kadir Allah. Abi bu sporu yapıyor. Ama bir şey söyleyeyim. Yükemediğimi ne öperim abi. Eyvallah. Ayar o kadar ince ki. Bir tane at. Şimdi ona göre ayarlayıver. Oha. Oo iki tane falan geldi. Sıkıntı abi. Evet tam. Sen nasıl attın abi bunu? Kadir abi. Kadir abi çok iyi vuruyor. Vallahi. Bitti abi. Vay be. Şunu tekrar söyleyebilirim. Üçüncü bölümdeyiz ve Kadir abi gerçekten bu silahı en iyi kullanan kişi diyebilirim. Ulan şurada rezil olarak rezil oldun görüyor musun? Vallahi. Ya sen dizi temsil ettin tabii de. Hayır atarım yani. Ben de iyi yani böyle şey iyi nişancıyım da. Bir şu konuya da girelim mi ya? İnsanların gelişmesi için gerçekten steroid kullanması lazım mı? Ya az önce de söylediğim gibi performans amaçlı yani bir yarışma kaygısı varsa yani bu yapılacak. Çünkü bütün hani atletlere bak, bütün sporculara bak. Abi sağlık ikinci planda. Yani bu işte zaten sağlığı bozduğunu bildiğimiz için sağlık ikinci planda. Burada şampiyonluk birinci planda, ön planda. Yani o hedef işte tabii müsabakta yenmek, yenilmek, müsabıklık. Yani, ama işin sağlık boyutuna girdiğinde ya da böyle hani normal sadece fit bir vücut yapacağım ben. İşte yarışma kaygım yok. Gerek yok abi. Neyi kullanacaksın? Kadir abi ilaç kullanıp da bunu söylemeyenlere ne demek istersin ya? Ya abi yanlış yapıyorlar yani ne demek isterim derken. Yani bence her şeyi çıplaklığıyla gençlere anlatması. Götlük etmesinler anlatsınlar. Yani bence anlatılması lazım abi. Yani bu işi bak şimdi ben bu işi mesela yıllarca hani ilacı da kullandım ama kullanmadım gibi. Yani ben çok az kullandım. Bazen böyle canlanmak için falan. Ama bu işi mesela natürel olarak yapıp da bir saplantı haline gelmiş ya gençlerde. Evet. İşte çok ağır deadlift yapacağım, çok ağır squat yapacağım. Yani eskiden psikopat aleminde şöyle bir laf vardı. Net anlaşılsın diye diyorum. Yiyemeyeceğin yaranın altına yatmayacaksın. 10 paralı götlen, 50 paralı yaranın altına yatmayacaksın derler. Bu şimdi kabalık olarak addedilse bile benim bir amcam vardı psikopat alemdeydi tamam mı? Öyle derdi. Öyle 10 paralı götlen 50 paralı yaranın altına yatmayacaksın. Ananın amı derdi. Böyle bir masası vardı gazinoda. Dansöz oynuyor burada. Hayatta dansöze para taktırmaz. Dansözün yanına yaklaşamazsın. Adam biri kafayı buldu gidiyor. Para takacak garsonlar alıyor. Bab amca diyor Çağbar. Ulan şu götü alın oradan lan. Böyle boğukta konuşurdu tamam mı? Adam yine gidiyor.
Madonna çekiyor tabancayı, dank amına koy. Bir film vardı ya hani, bize de adres soruyor adam. Şey, hadi tamam oradan döneceksin. Aynen öyle bak, yemin ediyorum hadi gider. Onun için bu mevzular, yani sen 20 kilo kaldırıyorsan, senin için ağır kilodur. Şimdi herkes, yanlış mı hocam? Doğru. Adam vardır ki genetik olarak güçlüdür. Hareketlere adaptasyonu çok iyidir. 150 kilo kaldı. Natürel olarak. Evet. Adam vardır ki yarışmacıdır. İlacı o biçim kullanır. Ama 140 yukarı geçemez 130. Yani ona ben her zaman dediğim gibi. Kasın anasını sikiyorsan bunu bazısı 10 kiloyla yapar, bazısı 100 kiloyla yapar. Yanlış mı? Doğru. Doğru. Ya bu iş böyle yani. Önemli olan ama yani ağırlık değil. İlla 150 kilo squat yapacağım. Amına kodumu yapma oğlum, 100 kilo yap. Peki şunu da şunu söyleyebilir miyiz? Yani tamam, işi gerçekten profesyonel anlamda yapmak istiyorsan sen ilacı da kullanacaksın, çok da iyi antrenman tabii yapacaksın, çok da iyi diyet yapacaksın. Ama sen bu işi sağlık için yapıyorsan, ya çünkü böyle bir şey de var. Tabii. Hani bu gerçekten çok atlanıyor ama bu işi sağlık için de yapan var. Şimdi büyüdüğünde, yani 50 yaşın üstüne geçtiğinde diyelim veya 40 yaşı geçtiğinde hormonlar yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Doğru. Ve bu süreçten sonra artık hormonlar düştükçe de kas kütlesi azalmaya başlıyor. Bizim buradaki amacımız ne? Sağlıklı bir birey merdiven çıkarken yorulmasın. Anladın aynen mı? Öyle. Elindeki tabii poşeti rahat taşısın. Aslında insanlar bunun için spor yapıyor. Ama şimdi öyle bir algı var ki herkes yarışa hazırlanıyormuş gibi spor yaptırmaya çalışıyor. Ya, ya. Diyelim bu işi performans için yapmıyorsun. Evet. Sağlık için yapıyorsun. Gittin spor salonuna full body yaptın. Haftada 3 gün. Bu da senin kas kütlesinin gelişmesine faydası olur mu? Tabii. Olur. Olur. Veya 2 saat 3 saat göğüs çalışacağına bir bench press, bir dumbbell yana açış veya kelebek veya benim dediğim gibi cable cross, tamam mı? Evet. 3 hareket yap sağlam. 2 de kol yap, git amına koy. Hepsi gibi ya sırt ya bilmem. Ya adam 3 saat 4 saat göğüs çalışır mı adam ya? Öyle bir şey. Evet, öyle yani bir şey yok. Ya şimdi Kadir abin dediği işte ya yaşlanmaya bağlı kas kaybı mesela senin söylediğin. Adam merdiven çıkabilsin atıyorum evet bir şey. Haftada bir direnç egzersizi yaptığında sarkopeni diyorlar ona. Yaşlanmaya bağlı kas kaybı. Bunun önüne geçmiş oluyorsun. Aynen. Haftada bir bu kadar. Ya 35-40 dakika direnç egzersizi haftada bir yaptığında bu kesin. Bilimsel çalışmalar söylüyor bunu. Hani 30 yıl gözlemlenmiş bu. Ancım sen bu konu hakkında ne demek istersin? Yani İnsanlar kanka, sence kaç gün spor yapsın? Bu gençlerimiz tamam. Mesela biz sağlık için de bahsettik. Sen sağlık için çok güzel bir şekilde açıkladın. Sen de bir genç kardeşimiz. Düşün 15-25 yaş arasında. 18 diyelim biz. Biraz daha hani. Evet. Hani 18 diyelim. Çünkü 15 biraz daha erken bulabiliyorum ben. Neden? Çünkü hocam sen de biliyorsun. Eklem uçları açık. Boy uzayabiliyor. Evet. Şimdi bu noktada tendonların yumuşak kalması gerekiyor. Sen ağırlık kaldırdığında evet bu tendonlar sertleşiyor. Boy zaman yavaşlayabiliyor. Sen bu sporu her zaman yapabilirsin. Yani Allah ömrü verdikçe sen bu sporu her zaman yapabilirsin. Bunun için sen biraz daha geç başla. Hani 18'de başla, 19'da başla. Güzel ağırlığını çalış. Eğer 15'te yapacaksan da ağırlık kaldır. Ama daha düşük kaldır ağırlıklar. Kaldır ama evet yani. Yani daha düşük ağırlıklar kaldır. O kadar abartma. Abartırsan tendonların dediğimiz gibi sertleşir, boy zaman yavaşlar. Sence bu insanlar, yani seni dinleyecekler. Çünkü sen burada çok ciddi bir başarıyı elde ettin. Ve bunun yanı sıra insanlar tabii gerçekten seni örnek alıyor. Çok fazla kişiyle de çalıştın, gözlemledin. Her konuda tecrübelisin. Onun için söylediklerin çok değerli. Bir yerden bir şekilde abi başlasınlar. Hiç yapamıyorlarsa bir yürüyüş yapmayla başlasınlar. Hiç salon imkanları yoksa işte kendi imkanlarıyla bunu yapan insanlar var. Evde ağırlık kaldırsınlar, vücutlarını şekillendirmek istiyorlarsa bir barfix çubuğuna asılsın. Öyle %100 full odak salona gidip idman yapmak zorunda değilsin. Bunu hiçbirimiz yapamıyoruz. Türkiye'de yaşıyorsun çünkü. Senin videoda da söylemiştim abi. Ya, düşünecek çok fazla şeyin var. Vizeni düşünüyorsun, onu düşünüyorsun, bunu düşünüyorsun. Gençlere bakıyorsun, okulunu mu düşünsün, derslerini mi düşünsün? İşte ne bileyim, gelecek kaygısı var herifin, onu mu düşünsün? Ya, bu kadar şeyin arasında yani böyle bu şeye gerek yok. Böyle illa full odak gitmek zorundayım, yapmak zorundayım diye bir şey yok. Şu kafa rahatlığını istiyorum ben onlardan ya. Abi eninde sonunda olacak. Evet. Böyle sakin sakin herkesin git. Annenin yemeği de seni besleyecek yani. Onun içinde hani su içmiyorsun oradan. Oradan da bir şeyler alıyorsun. Vücudunu takip et. Vücudunu geliştirmek istiyorsan bizim hani vücut geliştirme tarafıyla alakalı konuşmak istiyorum ben biraz. Hani biraz süreci uzun tutsunlar yani, sabretsinler. Tabii. Hani haftada 3 gün yapabiliyorsa 3 gün yapsın.
5 gün yapmanın ya da 6 gün yapmanın çok bir farkı yok 3 ile 5 arasında. 3 gün yap, 1 gün dinlen, 1 gün yap, 1 gün dinlen, 1 gün yap, 1 gün dinlen. Bu şekilde zaten ufak ufak şey yapacaksın, ilerleyeceksin. Bak ben bazen şimdi eski yaptığım idmanı %50'siyle yapıyorum. Benim kol ölçüm 47-48'di bu kiloda. Yine aynı amına koy. 6 gün yapıyordum, hayatım sikiliyordu. Yine aynıydı. İlaç almadığım zaman. Onun için bence en iyisi 3 gün, hadi bilemedin 4 gün. Yok protein alamadım, onu alamadım. Ya git yap idmanını, mutlu ol amına koy. Evet. Bence bu yani işin özeti. Abi öncelikle buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kankacığım davet ettiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Çok bilgilendirici, aynı zamanda eğlenceli, harika bir konuşma yaptık. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Üçüncü bölümün sonuna geldik. Ve her bölümde size söylediğim gibi bir sonraki gelecek kişiyi yorumda belirtebilirsiniz. Bunun dışında bu konsepte biliyorsunuz oyunlar oynuyoruz, cezalar veriyoruz. Bunlar hakkında da yorum atarak bize fikirler sunabilirsiniz. Üçüncü bölümün sonuna geldik. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kapat amına.